Daha acıktım. Belgin Hanım'ın nefis yemeklerinden yemek için sabırsızlanıyorum. Yok canım, mübalağa etmeyin. Ev yemekleri yiyeceksiniz. Bütün ekiplerin dikkatine. Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde silahlı soygun. Olay yerine yakın ekipler acele yer bilirsinler. Şef, tamam. İki sokak arkası. Ama Belgin Hanım'a yemeğe gidiyordu. Ama şef. Ama şef. Ben memoliyim. Ne güzel bela var. Bensiz olmaz. Ben de şans olsa zaten sizin gibi adamların başına şef olmazdım. Memoli ne oldu? Hırsız polisçilik oynayacağız. Arkana yaslan. Ben burada iyiyim. Benden uyarması. Ha? Ne yapıyorsun sen ya? Allah kahretsin. Hep böyle zamanları buluyorlar zaten. Yüzyılın yemeğini kaçırıyoruz. Niye? Serserinin teki soygun yapıyor diye. 55-33 merkez. 55-25 ile birlikte olay yerine intikal ediyoruz. Biz gelmeden hiçbir şeye müdahale etmeyin. Heh, tam sendik işte. Ama bu defa beni de çok kızdırdılar. Şeytan diyor. Aa, olur mu şef? Sen bu şehrin en önemli, en kahraman başkomiserlerinden bir tanesisin. Ha? Şef, geçen gün 3 tane serseri nasıl aldın, hatırlamıyor musun? 3 serseri mi? Hani şef, silahın bile yoktu. Ha. Tamam, hatırladım. O olayı söylüyorsun. Evet, o olay, doğru. Memoli, biz ne olacağız? Ne demek ne olacağız? Arabada oturacaksınız paşa paşa. Biz de gideceğiz, olayı halledeceğiz. Neden? Bizim de polis kıyafetlerimiz var. Bir silah verseniz yardıma gelebiliriz. Değil mi Belgin abla? Saçmalama Zeynep. Delirdin galiba. Evet Zeynep, evet. Biz önden girelim. Adamları ekarte edelim. Sen arkadan gir, esas olayı bitir. Adamları kelepçele dışarı çıkar, tamam mı? Olur. Olur diyor ya. Olur diyor ya. Bak sen arabada otur, hiçbir şey yapma, tamam mı? İçeride bir sürü deli var zaten, bir de seninle uğraşmıyor. Çabuk olun, benim karnım acıktı. Ablacığım, sen buna mukayyet ol, tamam mı? Lütfen. Sen merak etme, hadi git görevini tamam. Yap. Memoli, dikkatli ol lütfen. Tamam. Şef! 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 Telsizden duyduk. Adamın biri Yağmur Menkul Kıymetler Şirketi'ne girmiş. İçeride kaç kişiler bilmiyorum. Tam mesai bitimine girmişler. Personeli esir aldıklarını zannediyoruz. Ailelerine haber verelim mi? Bekleyin biraz, kameralar yoldadır zaten. Hayret, bu defa bizden önce gelmemişler. Biz geçerken uğradık ya şef. Biraz bilgi edinelim. Binayı iyi görebilen bir yere keskin nişancılar koyun. Ne görürlerse bildirsinler bize. Kıpırdama dedim! Sakın bir daha aklımdan geçireyim deme. Allah kahretsin! Gerizekalı herif! Bok vardı sanki bastın ödülünü. Ne olacaktı ha? Kahraman mı olacaktı? Ne olacaktı kahraman olunca? Seni buraya müdür mü yapacaklardı? Al işte, kurşunu da yedin omuzuna. Salak! Başka kahraman olmak isteyen var mı aranızda ha? Var mı ha? Varsa söylesin, hemen bitireyim işini. Çok kan kaybediyor. Bak, bu kadar adamız burada. Bırak gitsin. Müdür sal. Müdür bey. Başka kahraman istemiyorum dedim. Duymadınız galiba ha? Kattakiler bir el silah sesi duymuş. Demek ki en azından bir yaralı var. Önce onu dışarı çıkartmalıyız. Pazarlığı kim yapacak? Ne pazarlığı şef ya? Birkaç saniye verin düşüneyim. Bir yolunu bulup girelim içeri. Yok ya. Bu avda dondurmacı kılığına gir bakalım. Adamlar yutacak. Şef doğru söylüyor. Bu defa iş biraz daha profesyonele benziyor. Tamam. Hadi. Abla ya. Memoli hep böyle mi? Nasıl? Hep böyle tehlikeli işlerle mi uğraşıyor? O polis. İşi bu. Tamam da hiç korkmuyor mu? Yorulmuyor mu bu hayattan? Memoli hayattan ve yaşamaktan vazgeçeli çok uzun zaman oldu. Böyle delilikler yaparak ölen çocuğunun acısını unutmaya çalışıyor. Belki bir gün acısını unutur ha. Belki bir gün karşısına öyle biri çıkar ki ona her şeyi unutturur. Ha abla? Neden olmasın? Lakaret! Biliyordum böyle olacağını. Ama boşuna sevinmeyin müdür bey. Ben de hazırdım yani. Şimdi herkesi bu odaya sokacaksınız. Bana burada sadece 2 kişi lazım. Sen. Sen silahlara meraklıydın değil mi? Bir de sen. Siz ikiniz buraya gelin. Geriye kalan herkesi bu odaya sokun müdür bey. Ama. Efendim? Bir şey mi dediniz müdür bey? He? Hiçbir şey dediğinizi sanmıyorum. Hadi herkes içeri sokun şimdi. Sen gel buraya.
Bunu görüyor musunuz çocuklar? Bir başyapıt. Bir başyapıt hazırlamak çok uzun zamanımı aldı. Binayı tepe taklak çevirecek kadar patlayıcı var içinde. İstanbul'un istediğim yerinden ararım ve patlatırım. Ya da zaman ayarlayabilirim. İstediğim zaman bum! Ben buradan çıkınca yakalanmamam için dua edeceksiniz. Yoksa... Alo, bum! Nişancılar çatıda görüş sıfırmış başkomiserim. Şef, izin ver gireyim içeri. Hayır, hayır, bu defa olmaz. O da buradan çıkamayacağını biliyor. Mecburen arayacak. Başak, 155'i bilgilendir. İçeridekiler ararsa bize yönlendirilsin. Baş üstüne komiserim. Şimdi ne güzel Belgin Hanım'ın dolmalarını yiyorduk. Uzun sürdü be abla. Olay ciddi galiba. Bu ne? Ana, Memoli'nin telefonu çalıyor. Aa, düşürmüş demek. Önemli bir şey olmasa bari. Ben gidip onu bir bulayım. Dur dur sakın ha. Sakın çıkma Zeynep. Abla. Zeynep. Dur Zeynep, gel buraya. Ay. Memur Hanım, boş boş durmayın. Sivil halkı bu hattın arkasına geçirmeyin. Alma çaldı, alma çaldı be. Memoli nerede? Memoli. En son şurada gördüm komiserim. Komiserim mi? Ebu Susmuş. Gene çalıyor. Niye aramıyor bu ya? Bence fena panik oldu. Çocuklar iyimser olmayın. Böyle bir binanın güvenliğini aşabilen profesyonellerle karşı karşıyayız galiba. Komiserim, Belgin Hanım'ın yemeğini kaçırdık galiba. Ne yemeği be? Biz burada soygunla uğraşıyoruz. Sen ne diyorsun? Yetişsek iyi olur tabii. Çok güzel. Siz ikiniz gelin bakalım bu tarafa. Şimdi dışarıdaki polis amcalara cici bir gösteri yapacağız. Alın bakalım şunları. Al sen de şunu. Boşuna sevilmeyin, içleri boş. Alın şunları da geçirin başınıza. Hadi gidip içeriden bir şeyler bulun üstünüze başınıza. Nasılsınız arkadaşlar? Uslu uslu oturuyoruz değil mi? Geri zekalı. Sen geç bakalım şu tarafa. Sen de hadi. Aç bakayım şu jaluziyi. Hadi aç şunu. Sen de doğrult silahını. Bana değil salak, dışarıdakilere doğru. Sen de düzgün tut şunu. Bana bakın, sakın bir numara yapmaya kalkmayın. Bütün binayı havaya uçururum ona göre. İçeriği görüyorum. İçeriği görüyorum. Şahin hiç konuşuyor. İçeriği görüyorum. Tamam. Şef, keskin nişancılar içeriği görmüşler. Ver bakayım. Şahin hiç, ben başkomiser Kemal. Ne görüyorsun tekrar et, tamam. Üç kişiler. Siyah kar maskesi giyen üç kişi. Tamam. Şahin hiç rehine görüyor musun? Tamam. Negatif. Tam görüş yok. Sadece pencerenin dibinde üç kişi var. Tamam. Şahin hiç, şimdilik pozisyonumuzu koruyoruz. Ateş yok, tamam. Baş üstüne başkomiserim. Bayağı teröriste benzediniz. Tamam, bu kadar gösteri yeter. Hadi, geçin şimdi şu tarafa. Çabuk! Görüş sıfır, görüş sıfır. Jaluziyi kapattılar, görüş sıfır. Allah kahretsin, hiçbir şey bilmiyoruz. Affedersiniz memur hanım, ne oluyor acaba? Hiçbir şey yok efendim. Merak edilecek bir şey yok. Her şey kontrol altında. Affedersiniz memur hanım. Benim evim binanın arkasında da annem var ihtiyar. Bomba falan patlatmazlar değil mi? Korkudan merak etmeyin. Zaten felç çıkaracağız. Onun için sordum. Bomba falan patlamaz. Abla, Memoli'yi bulacağım diye seni de kaybettim be abla. Verdin mi telefonu? Yok, veremedim. Onu bulamadım da sen ne yapıyorsun burada? Ne yapacağım? Asayişi temin ediyorum. Abla, polislik sana çok yakıştı ha. Dalga geçmeyi bırak da şimdi hadi gir içeriye. Memoli seni burada görürse görürsün gününü o zaman. Durun. Durun, çekilin. Tarafa geçemezsiniz. Durun, bir dakika. Durun. Zorlamayın, tarafa geçemezsiniz. Abla, bir şeyler söylesene şunlara ya. Ne söyleyeyim, nasıl söyleyeyim ben? Bu kadar filmlerde oynadım, bir şeyler uyduruversene. Onlar filmdi, bu gerçek. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi biz polisiz, biz hepimiz polisiz. Bizim görevimiz ne? Kötü adamları, hırsızları, banka soyguncuları yakalamak, öyle değil mi? Biz yemeğe gidiyorduk.
Sonra telsizle anons ettiler bize. Biz de geldik buraya. Zaten iki dakikaya kalmaz Memoli de yakalayacak. Memoli kim? Özel polis teşkilatının yeni adı mı acaba? Memoli. Benim nişanlım. Hadi Zeynep. Açıklama yapmayacak mısınız acaba? Hadi bakayım gir içeriye. Açıklama yapmayacak mısınız? Ne olur? Zeynep kızım ne yaptın sen? Ne yaptım abla? Daha ne yapacaksın? Televizyonların önünde Memoli benim nişanlım dedim. Şimdi Memoli duyunca ne olacak? Heyecanlandım abla. Sen de konuşmadın. Ben ne yapayım? Hadi bakkallar, komşular neyse de şimdi sen tam oldun. Şimdi duyarsa kesin beni öldürür. Elbette. Ben gideyim onu bir bulayım da yalan söylediğimi bir söyleyeyim. Zeynep! Zeynep! Zeynep durum sana! Nasılsınız çocuklar? Ha? Şimdi. Benim başyapıtı sizin kapının kilidine bağlıyorum. Sakın dışarı çıkmaya kalkmayın. Elinizi kapının koluna götürür götürmez başyapıt bum. Hazırlamak çok uzun zamanımı aldı. Boşuna patlamasını istemeyiz değil mi arkadaşlar? Ne yapacağız? Alo. 155 polis iddat değil mi efendim? Bilin bakalım kim arıyor? Şef. Şef adamlar arıyor. Tamam al sen konuş ama gözünü seveyim alay edip çıldırtma adamları. Merak etme şef. Açayım mı? Bir dakika dur, normal telefondan mı arıyorlar? Hayır, cep telefonu ama numarası gizli. Gizli mi, nasıl yani? Hani yapıyorlar ya arayan numara görünmesin diye. Cem ne diyorsun? Ben hemen telefon şirketini arıyorum. Koş! Alo. E hadi be abicim, hala kimin konuşacağına karar veremediniz mi? Yazı turu attık, ben kazandım. Güzel abicim, demek kumar oynamayı seviyorsun. Yok canım, bugün şanslı günümdeyim sadece. İyi şanslı çocuk, şimdi seninle bir kumar daha oynayacağız. Ya ben ve arkadaşlarım buradan hiç kimsenin burnu kanamadan sağ salim çıkar gideriz ya da müdürden başlayarak bütün hinileri tek tek vururum. Hadi abicim çek bir kartı. Madem şanslı günündesin, olacaksın. Kabul abicim. Madem oynamak istiyorsun ama masaya oturmadan önce ne kadar ciddi olduğunu görmemiz gerekiyor. Abicim. Bana bak. Burada tepeden tırnağa silahlı 3 kişiyiz. Üstelik elimizde bütün mahalleyi havaya uçuracak kadar patlayıcı dolu bir de çanta var. Şimdiden bir kişiyi yaraladık bile. Bu sence ne kadar ciddi olduğumuzu göstermiyor mu? O yaralıyı serbest bırakacaksınız. Olmaz. Neden? Olmaz çünkü kimsenin binaya girmesine izin veremem. Ne yani? Camdan mı atacaksın? İyi fikir. Bana bak, burada astım krizi geçiren bir adam daha var. 2 saattir öksürüyor, kafamı şişirdi. Şimdi yaralıyla birlikte onu da salacağım. Yaralıyı o taşıyacak. Tamam mı? 5 dakika içinde. Ne oldu? İlginç. 2 kişi birden salıyor. Diğeri yaralıyı taşısın diye. İyi ya işte. Bu seni biraz rahatlatır. Şimdi biraz da kendimizi rahatlatalım değil mi? Şimdi beni iyi dinleyin. Burada uslu uslu oturacaksınız. Kapıya dokunmak yok, unutmayın. Kapının koluna dokunur dokunmaz bu. Müdür bey kusura bakmayın bu defa olmadı ama yine görüşeceğiz unutmayın. Bye. Hadi gidiyoruz. Hadi kımılda biraz. Memoli beni öldürecek. Memoli beni öldürecek. Memoli. Senin ne işin var burada? Ben sana arabada kal demedim mi? Telefonunu ben sana getirecektim. Ne telefonu ver? Yo arabada unuttum şimdi. Ben aslında bir şey söyleyecektim sana yalnız. Ya hadi yalnız Memoli ne? Hadi. Yemin et kızmayacağına bak söyleyeceğim. Bak kızım işin başımdan aşkın tamam mı? Bak adam da geliyor. Bir an evvel arabaya dön ya da ne söyleyeceksen söyle. Memoli geliyorlar Ben arabada kal. Tamam. Yemin et. Çabuk ilgilenin. Alın ambulansa yerleştirin. İyi misiniz? İyi misiniz beyefendi? İyiyim. Ambulansa alalım. Çabuk. Çabuk ol. Memoli. Ya ne var? Dur burada. Allah kahretsin. Biz nereye? Hastaneye. Biliyorum çok kötü anlar geçirdiniz ama eğer çok kötü durumda değilseniz kalıp bize yardım edebilir misiniz? Ama ben... Yani bakın çok uzun sürmeyecek. Sadece içeridekilerin durumu hakkında bilgi almak istiyorum. Ben sizi hemen başka bir araba ayarlayacağım zaten. Peki.
peki. Buyurun şöyle öne geçin, buyurun. Biri sandalye getirsin. Başak sıcak bir şeyler bul çabuk. Sıcak bir şeyler bul. Tamam. Biri battaniye getirsin çabuk. Buyurun. Memoli, Memoli. Senin ne işin var burada? Ben sana arabada oturacaksın demedim mi? Ama ben sana daha televizyonda tamam, ne dediğimi söylemedim. Tamam sus, burada daha önemli bir şey var. Git hadi git. Ama Memoli ya. Tamam gitme, burada dur. Her şeyi karıştır. Nasıl olsa ne dersem tersini yapıyorsun. Dur burada, karıştır her şeyi. Biri battaniye getirsin dedim. Getir getir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.